Çok sayıda mikrofon olunca onları ayarlamak biraz zaman alıyor. Evet. Değerli katılımcılar, sözlerime başlarken önce bugün burada bulunan siz değerli hazirunla bizlere bir araya gelme imkanını veren Kocaeli İl Örgütü'me, onun değerli İl Başkanı Sayın Özgür Yıldızlı'ya, yine masamızın aynı zamanda masamızın da üyesi olan Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Tahsin Tarhan'a, belediye başkanımıza teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Yine sizlere de bu toplantıya bizlerle beraber, bu toplantıda bizlerle beraber olduğunuz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Değerli iş insanları, değerli basın mensupları, değerli katılımcılar. Yine sözlerimin başında dün Azerbaycan-Ermenistan sınırında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına, dost ve kardeş Azerbaycan'a, Azerbaycan halkına sabırlar diliyorum. Bölgeye barış ancak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı göstererek gelir diyorum. Bugün Kocaeli'deyiz. Kocaeli bizim ziyaret etmekte olduğumuz maalesef 41. değil 42. ama Kocaeli her zaman 41 kere maşallah mutlaka hak ediyor. Gerçekten Türkiye'nin yüz akı olan şehirlerimizden, kentlerimizden bir tanesi. Plakası da zaten 41. Şimdi 42 ili ziyaret ettik. Genel Başkanımız bu masayı kurun dedikten sonra tam 61 bin kilometrede yol yapmışız. Bütün bu ziyaretlerimiz sırasında ülkemizin yaşadığı buhranı daha yakından izlemek, bu buhran içinde faaliyet göstermeye çalışan, yaşamlarını sürdürmeye çalışan siz iş insanlarının ağzından da ne olup ne bittiğini yakından dinleme imkanını bulduk. Bu çerçevede de bizim ekonomiyle ilgili geliştirmekte olduğumuz programımızı sizden gelen, sizden aldığımız bilgilerle daha da zenginleştirme fırsatını yakaladık. Değerli katılımcılar, önce izin verirseniz bugün içinde bulunduğumuz sıkıntının nedenine değinmek istiyorum. Aslında Türkiye aynı anda iki krizi birden yaşıyor. Bunlardan bir tanesi tıkanan büyüme modeli ve bunun neden olduğu ekonomik kriz. Diğeri de ülkede kurulan ucube cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, yani tek adam rejimi ve bunun devlette neden olduğu kriz. Büyüme modeli dünyada sermayenin daha ihtiyatlı hale gelmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Bankası'nın 2013 yılında ben artık eskisi gibi para basmayacağım demesiyle birlikte Türkiye'nin izlemekte olduğu sıcak paraya dayanan büyüme modeli de tökezlemeye başladı. Yine tek adam rejiminin gelmesiyle de birlikte ülkede kural falan kalmadı, krallar ortaya çıktı. Kurumsal kapasitemiz aşındı. Türkiye'nin dışarıda güvenilmez ortak olduğu yönündeki algı güçlenmeye başladı. Küresel fırsatları kaçırma riskimiz arttı. Büyüme modeli tıkandı demiştim. Yüksek büyümeden bahsediyoruz. Ama baktığımız zaman Türkiye'nin büyümesi, Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası 830 milyar dolar civarında dalgalanıp duruyor. Ne zamandan beri? 10 yıldır. 10 yıldır aynı yerde gidip geliyoruz. Yani yerimizde sayıyoruz. Son dönemde büyümede bir artış var deniyor. Evet, büyümede bir artış gözüküyor. Bunun içinde ciddi istatistiki hatalar olduğu da kanaatindeyim. Ama baktığınız zaman büyümenin kalitesinde çok ciddi bir bozulma var.
Birincisi, bu büyümeden ücretlilerin aldığı pay 2016'dan itibaren düşmeye başlıyor. 2018'den itibaren de çakılıyor. %31'lerden ücretlilerin büyümeden aldıkları pay, gayri safi yurt içi hasıladan aldıkları pay 10 puan birden düşüp %21'lere kadar geriliyor. 2 yılda tam 10 puan kayıp. Şöyle bir 2,5 yıllık dönemi aldım. Ondan önceki 2,5-3 yıllık dönemde elde ettiği kadar ücretler aynı payı korumuş olsalardı ne alacaklardı baktım. Böyle baktığınız zaman emekçilerin bu dönemde kaybı 67 milyar dolar. Oysa bütün dünya artık büyümenin sürdürülebilir olması için, kaliteli olması için büyümenin kapsayıcı olmasından söz ediyor. Ama maalesef bizdeki büyüme kapsayıcı olmaktan çok uzak. Bir başka önemli sorun, büyümeyle birlikte enflasyon azdı. Bugün enflasyon %80. Yani bu aynı zamanda enflasyonu da azdıran bir büyüme oldu. Bir başka sıkıntı, bu büyüme aynı zamanda dış dengeyi de bozuyor. İşte cari açık düzelecek, dışarıdan dövizler gelecek, rezervlerimiz artacak, enflasyon düşecek diyorlardı. Bunların hiçbiri olmuyor. Cari açık rekor üstüne rekor kırarak gidiyor. Yani bu büyümeyi tanımlarsak, bu büyüme aynen züccaciye dükkanına giren fincancı katırı gibi kırıp döküyor. Ve sonunda ne oluyor? Sonunda bugün olduğumuz yere geliyoruz. Dün açıklandı sanayi üretim verileri. Sanayi üretimi bir önceki aya göre %6 gerilemiş. Bir önceki yıla da baktığımız zaman burada da büyüme hızının ciddi şekilde düştüğünü görüyoruz. Ama yetmez, sanayi ile ilgili geleceğe dönük verilere baktığımız zaman, PMI endeksine, diğer endekslere baktığımız zaman zaten Temmuz-Ağustos aylarının sıkıntılı aylar olduğu ortaya çıkıyordu. Demek ki bu büyüme, o yüksek oranda büyüyoruz meselesi artık sürdürülebilir olmaktan da çıktı. Devlet, şirketler bir kere krediye ulaşamıyor. Krediye ulaşabildiğinde krediye ihtiyacı yok. Ona da kredi kullan diyorlar. O da diyor ki bu kadar müdahale edersen ben nasıl kredi kullanayım? Böyle bir garip yapıyla karşı karşıya kaldık. Aslında milletlerin zenginleşmesi neye bağlıdır diye baktığımız zaman milletlerin zenginleşmesi kral değil kural olmasına bağlı. Biz bir takım göstergeler itibariyle dünyadaki gelişmiş ülkelere göre ve Kalkınma için Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın verilerine göre baktığımız zaman nerelerdeyiz hesapladık ve sağ tarafta gördüğünüz grafiği çıkarttık. O ortadaki küçücük şey bizim bu çeşitli göstergelere göre nerede olduğumuzu gösteriyor. Ne var yeni göstergelerde? Mesela yolsuzluk algısı var. Mesela hükümetin etkinliği var. Mesela basın özgürlüğü var. Dünya da buna böyle bakıyor. Bizim bu endekslerde hem OECD ülkelerine göre hem de dünyadaki en gelişmiş ülkelere göre oldukça geride olduğumuz ortaya çıkıyor. Peki bunun ne önemi var? Yani sonuç itibariyle şu anda Türkiye'de çok ciddi bir ekonomik sıkıntı var. Kurumlar, kurallar diyorsunuz. Onlarla ekonomik sıkıntı arasında ne bağ var diye sorduğunuz zaman işte bu sefer size göre solda olan grafiğe baktığınız zaman o bağ ortaya çıkıyor. Bu grafiğin dik ekseninde kişi başına gelir var. Yatay ekseninde kurumsal kalite endeksi var bizim çıkarttığımız toplu. Ve bu gördüğünüz de çizgi üzerinde de ülkeler var. Bir ülkede kurumsal kalite ne kadar yüksekse geliri de o kadar yüksek oluyor.
Onun için bugün biz her platformda diyoruz ki Türkiye'nin en büyük sıkıntısı bugün ülkedeki sistemdir. Bu sistem önümüzü tıkamıştır. Bu sistem cebimizi boşaltmıştır. Bu tek kişilik cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkemize yaramamıştır, milletimize yaramamıştır. Bundan kurtulmamız halinde Türkiye hızla kalkınma imkanını yukarı doğru, gelirini yukarı doğru çekme imkanını bulacaktır. Aslında bu sistemin gelmesiyle birlikte kurumsal altyapı tamamen çöktü. Bunun sonucunda da ekonomi çok ciddi sıkıntılara girdi. Ben sadece ekonomiyle ilgili olan şeylerden bahsedeyim burada kısaca hızlı bir biçimde. Merkez Bankası döviz kasası boşaltıldı. 2018 Temmuz ayından itibaren Merkez Bankası kasasının boşaldığını görüyoruz. Boşaldı derken, borç alıyorlar dost ülkelerden biliyorsunuz. Kasayı borçla dolduruyorlar, onunla da ithalat yapıyorlar, bunu da itiraf ediyorlar. Kasa boşaldı derken biz bu borçları düştüğünüz zaman kasada ne kaldı ona bakıyoruz. Tam 128 milyar dolar geçtiğimiz yılın sonuna kadar Merkez Bankası kasasından buharlaşmış. Bu dönemde 3 tane Hazine ve Maliye Bakanı, 4 Merkez Bankası Başkanı, 5 de TÜİK Başkanı görmüşüz. Bu yönetimdeki istikrarı herhalde gösteriyor. Dünyada biraz önce söyledik. Dünyada sıcak para azaldı. Milleti borca batırıp sahte cennet yaşatma dönemi bitti. Ama buna rağmen bu hükümet dünyadaki bu gelişmelere rağmen ben aynı modeli sürdürürüm, sürdürebilirim iddiası içinde oldu. Dünyadan para gelmiyor, dışarıdan döviz gelmiyor. Ben de milletin elindeki dövizleri alırım. %25'ini iade edin kazandığınız ihracattan gelirleri, %40'ını iade edin kazandığınız gelirlerin. Elinizdeki dövizleri boşaltın, kur korumalı mevduata geçin. Dövizle ilgili her şeye müdahale et. Piyasanın kendi işleyişi farklı bir noktayı gösterirken devlet müdahalesiyle bu şekilde yapacaksınız talimatları verilmeye başlandı. Hatta Merkez Bankası'nın, hazinenin başkan yardımcıları iş insanlarını aradılar. Şu kadar döviziniz var, bozdurun şuraya geçin. Size şu kadar kredi vereceğiz ama o kredileri nasıl kullandığınız konusunda bize fatura getireceksiniz gibi son derece müdahaleci bir yaklaşımla milletin elindeki dövizleri toplayıp eski oyuna devam edebilir miyiz dediler. O çerçevede de faiz sebep, enflasyon netice diyerek ülkemizde paramızı pul ettiler ve enflasyonu azdırdılar. Bunun sonucunda belirsizlik arttı. Nitekim size göre sağ tarafta olan grafiğe baktığınız zaman bu reel kesimin güven endeksini gösteriyor. Reel kesim güven endeksi hızla düşüyor. Diğer taraftan kurla ilgili beklentilere bakıyorsunuz. Kurla ilgili beklentilerde de çok ciddi bir belirsizlik var. Bakın o kesikli çizgiler kurla ilgili sizlerin yöneticilerinin yapmış oldukları tahminleri gösteriyor. Alttaki en düşük tahmin, yukarıdaki en yüksek tahmin. Bu ikisi arasındaki mesafe açıldığı andan itibaren sanayide son derece ciddi bir belirsizlik var demektir. Kurun ne olacağı konusunda insanların fikri olmuyor açık seçik. Aslında bu hükümete duyulan, bir sonraki grafiğe geçelim, bu hükümete duyulan güvensizlik başka şeylerden de kaynaklanıyor. Hatırlayın, bu hükümet 2011 yılında kendi seçim beyannamesine şu hedefleri yazmıştı. Diyordu ki 2023'te milli gelir 2 trilyon dolar olacak. Kişi başına gelir 25 bin dolar olacak. İhracat 500 milyar dolar olacak, işsizlik %5'e düşecek. Sonra yetmedi, bunu götürdü plana da yazdı. Yani devletin resmi rakamları haline de geldi.
Bugün 2023'e bir yıl kaldı. Neredeyiz, bu hedeflerin neresindeyiz diye baktığınız zaman orta vadeli program diyor ki milli gelir 867 milyar dolar olacak. 2 trilyon nerede? 867 nerede? Yarısı bile değil. Kişi başına gelir 10 bin dolar olacak. 25 bin dolar nerede? 10 bin dolar nerede? İhracat 500 milyar dolar olacak demişlerdi. Sadece 265 milyar dolar olacak. Ama sık sık siz hiç ithalattan konuşmuyorlar. İhracatla ilgili hep başarı hikayeleri dinliyorsunuz. Ama vaat edilene göre olduğumuz yere baktığınız zaman burada çok ciddi bir başarısızlık var. İşsizlik %5'e düşüreceğiz demişlerdi. İşsizlik %10. 2 katı. Dolayısıyla sapma tüm hedeflerde 2 katından daha fazla. Bu taahhüt ettiğini yerine getiremeyen bir yönetimle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bu da çok ciddi güven bunalımına katkıda bulunan bir başka husus. Ülkede işler kötüye gittikçe mevcut yönetim, mevcut hükümet diyor ki bu bizden kaynaklanmıyor, dışarıdan kaynaklanıyor. Şimdi enflasyon dışarıdan değil, ama enflasyon bizim kusurumuz değil, dışarıdan geliyor diyorlar. Bakıyoruz bizde enflasyon %80, dışarıda enflasyonun ortalaması %10. Gıda enflasyonu, tüm dünyada gıda enflasyonu var diyorlar. Dışarıda gıda fiyatları çok hızlı yükseliyor. O nedenle bizim gıda fiyatlarımız artıyor diyorlar. Bizde gıda fiyatı %95 artıyor, dışarıda %14,5. Yine enerji enflasyonu, enerji alanındaki enflasyon, diyorlar ki dışarıdan geliyor bu enerji fiyatları. Evet, yurt dışında enerji fiyatları artıyor. Bakın burada da %35 artmış. Peki bizde ne kadar artmış? %142,6. Dolayısıyla dışarıdan gelen bir şey var, ama içeriden de o dışarıdan geleni çok daha arttıran ciddi bir beceriksizlik var. Biraz önce cari açıktan bahsetmiştim. Programda hedeflenen cari açık 18 milyar 600 milyon dolar. Öyle gözüküyor. Bu hedefi 47 milyar 300 milyon dolara revize ettiler en son. Ama öyle gözüküyor ki cari açık 50 milyar doları geçecek. Vadesi bir yıl içinde dolacak borcumuz 181 milyar 182 milyar dolar. Ve son olarak rezervlerimiz eksi 52 milyar dolar. Yani AK Parti Genel Başkanı'nın altını çizerek ifade ettiği, dostlarımızın bize vermiş olduğu kredileri düştüğümüz zaman Merkez Bankası kasasının 52 milyar dolar açık verdiğini görüyoruz. Aslında düşmesek de mevcut rezervlerimizin 4 aylık ithalatımızı zor karşıladığını görüyoruz. Dışarısı da bunu böyle görüyor. Gel sana borç verelim ama şu dediklerimizi de yerine getir diyor. Onun için de sürekli geri adım atıyoruz dış politikada. Yine baktığımız zaman hükümetin tercihlerini gösteren döküman bütçedir. Bütçede olan bitenler bir hükümetin tercihlerini gösterir. Böyle baktığımızda bir kere Ocak-Temmuz döneminde faiz giderlerinin 151 milyar Türk lirasına çıktığını görüyoruz. En büyük harcama kalemi. Kur korumalı mevduat faizleri, hani hatırlayacaksınız, sıfır maliyet olacaktı. Şu anda bütçedeki maliyeti 61 milyar Türk lirası. 61 milyar kur korumalı mevduat için ödediğimizi görüyoruz. Çiftçilere verdiğimiz para sadece 23 milyar, 24 milyar Türk lirası. Esnafa verdiğimiz para da zar zor 6 milyar Türk lirasını geçiyor. Dolayısıyla bu hükümetin kimi tercih ettiği buradan da açık, seçik, net gözüküyor.
kendi hatalarının bedeli olarak, kendi yaptıkları yanlışların bedeli olarak şu anda 60 milyar Türk lirası parayı mevduat sahiplerine ödüyorlar. Ama işçilere sadece 20 milyar verebiliyorlar. Bütün dünya gıda güvenliğini konuştuğu şu ortamda. Bir başka önemli gösterge, o kadar fazla değişken faizli borçlandılar ki ve şu anda kur, enflasyon o kadar fazla değişti ki ilginç bir manzarayla karşı karşıya kaldık. İlk defa Türkiye'de faiz ödemeleri, devletin faiz ödemeleri, yapacağı faiz ödemeleri, ana para ödemelerini geçti. Bu aslında iflasın ilanıdır. Buraya kadar sorunlardan bahsettim ama bu sorunlara rağmen Türkiye'nin önünde çok önemli fırsatlar, çok önemli, Türkiye'nin çok önemli üstünlükleri de var. Türkiye 4,5 saatlik bir uçuş mesafesinde 58 ülkeye 1,5 milyar nüfusa 22 trilyon dolarlık bir pazara erişebiliyor. Genç nüfusumuz var, yani demografik fırsat penceremiz hala açık ama zaman daralıyor. Eğer bu imkanları dikkate alarak dünyadaki gelişmeleri de doğru okursak, Türkiye rahatlıkla orta gelir tuzağından çıkar, Avrupa Birliği'nin ve bölgesinin en büyük tedarik üssü olabilir, refah ve demokrasiyle küresel mutluluk endeksinde hızla yukarılara tırmanır. Bunun için üç şeye ihtiyacımız var önce. Yeni kurumlara, yeni kurallara, yeni kadrolara. Yeni kurallar dediğimiz zaman bu tek kişilik rejimden bir an önce kurtulmamız lazım. Yeni kurumlar dediğimiz zaman bir kere bu kurumun yok ettiği Türkiye'nin geleneksel bir takım kurumları, bu yönetimin yok ettiği Türkiye'nin bir takım geleneksel çok güçlü kurumları vardı. Bu kurumları yeniden ayağa kaldırmamız lazım. Ülkenin şartlarına, dünyanın şartlarına uygun olarak yeni kurumlar da kurmamız lazım. Kurumsal kapasiteyi ayağa kaldırmak için de liyakate ağırlık vermemiz lazım. Ve bugün artık metal yorgunu olduğunu kendileri de itiraf eden bu kadroların da bir an önce değişmesi, liyakatli, bilgili, tecrübeli kadroların iş başına gelmesi lazım. Peki sonra ne yapacağız? Sonra şunu düşünüyoruz. Türkiye'nin kalkınma modeli 4 ayak üzerine oturmalı. Bunlardan birincisi, herkesin adalete erişimini sağlayan, her düzeyde etkili hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturan, demokrasiyi güçlendiren, can ve mal güvenliğini sağlayan bir takım düzenlemeleri yapmamız lazım. Mesela ne diye sorarsanız, güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçmek lazım. Sonra tarafsız cumhurbaşkanlığı sistemine geçmemiz lazım. Başbakan icranın başı olmalı. Kuvvetler ayrılığını güçlendirmemiz lazım. Yine milletin vekilinin milletin seçeceği şekilde yeni bir seçim yasasını çıkarmamız lazım. Siyasi ahlak yasasını çıkarmamız lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe plan komisyonundan kesin hesap komisyonunu ayırmamız lazım. Kesin hesap komisyonu bütçenin nasıl kullanıldığı konusunda milletimize açık seçik bilgi veren bir komisyon haline dönmesi lazım. Durum ve hasar tespit komitesini kuralım diyoruz. Zaten bu altılı masanın ya da millet masasının üzerinde anlaştığı konulardan bir tanesi. Bunu da açıkladık, milletimize taahhüt ettik. Bir durum ve hasar tespit komitesi kurmaktır. Bir başka yapmamız gereken şey, Sayıştay'ı güçlendirelim diyoruz. Yine millet masasının üzerinde mutabakata vardı. Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığını sağlayacak yasal düzenlemeleri yapmamız lazım. Diğer denetleyici kuruluşlar da kendi işlerini bağımsız bir şekilde yapabilecek duruma gelmeleri lazım. 4734 sayılı kamu ihale yasasını şeffaflık ve rekabeti arttıracak biçimde yeniden değiştirmemiz lazım. İkinci ayak şu, ekonomiyi artık sıcak parayla şişirmenin sonu geldi. Bunu devam etmemiz mümkün değil. Üreterek, verimliliği arttırarak zenginleştiren bir büyüme stratejisine ihtiyacımız var. Peki bundan ne kastediyorsunuz dediğimiz zaman, ben burada tabii genel prensipleri söylüyorum. Bunların altında yüzlerce, hatta binlerce mikro düzenleme var.
bu noktalara gelebilmek için. Ekonomide üretim odaklı, rekabetçi bir yaklaşımı benimsemeliyiz. Etkinliği ve verimliliği arttırarak zenginleşmeliyiz. Eğitim politikalarını çağın gereklerine ve ekonominin ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirmeliyiz. Bizim bugüne kadar yaptığımız ziyaretlerde gördüğümüz en önemli hususlardan biri şu. Türkiye insanları yetiştiriyor, gençlerini yetiştiriyor. Bir sürü, her ilde üniversite açtı. Ama yetiştirdiğimiz çocuklar işsiz. Buna karşılık organize sanayi bölgelerinde iş insanları da çalıştıracak insanları arıyor. Burada bir uyumsuzluk var ortada. Çok ciddi bir uyumsuzluk var. Hem muhtemelen şu an itibariyle bizim sistemimiz aranan iş gücünü yetiştirmiyor. Onun dışında da arzla talebi bir araya getirmeyen bir ücret sistemi olabilir. Ama nereden bakarsak bakalım, Türkiye'de çok yakıcı bir işsizlik sorunuyla karşı karşıyayız. Hatta geniş tanımlı işsizlik dediğimiz gerçek işsizlik rakamının da dün açıklandı. Orada baktığımızda işsiz sayısının 700 binden daha fazla arttığını görüyoruz. Yeniden artmaya başladığını görüyoruz. Karar alma süreçlerinde kamu ve özel kesim arasında yeni ve etkili bir kurumsal işbirliği zeminini sağlamamız lazım. Şunu açıkça itiraf edeyim. Bugün baktığımızda evet, devletin bir tecrübesi, belli birikimi, belli bilgilere ulaşabilme kabiliyeti var. Ama bugün artık en az devlet kadar veya devletten de daha fazla olmak üzere özel kesiminde tecrübesi var. Bilgiye ulaşma kabiliyeti var. Dışarıda iş yapmayla ilgili çok ciddi tecrübeleri var. Dolayısıyla karar alma süreçlerinde özel kesimin elindeki bilgi birikiminden, özel kesimin bilgi birikiminden de çok daha etkili bir biçimde yararlanmak zorundayız. Bir başka yine bu millet masasında anlaştığımız hususlardan bir tanesi strateji ve planlama teşkilatının kurulması. Türkiye'de bir devlet planlama teşkilatı vardı. Bu devlet planlama teşkilatı bu yönetim tarafından yok edildi. Belli kurulların içine saklandı, görevini yapamaz hale getirdi. Bugün çiftçisinden iş insanına kadar herkes planlama yok diye şikayet ediyor. O nedenle strateji ve planlama teşkilatını kuracağız. Katılımcı, etkili ve etkili stratejilerle ve planlamayla altyapı kalkınmada darboğaz oluşturmayacak. Kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi destekleyeceğiz. Yenilikliği, yenilikçiliği, dijital altyapıyı güçlendireceğiz. Yeşil mutabakata uyum sağlayacağız. Herkesin erişebileceği temiz, güvenilir, sürdürülebilir ve çağdaş enerji altyapısını mutlaka kuracağız. Gıda güvenliğini sağlayacağız. Planlı tarımı destekleyeceğiz. Tarımda, sağlıkta ve enerjide kendine yeterli olmak için kamucu politikalar izleyeceğiz. Bugün artık Amerika Birleşik Devletleri bile sanayi politikaları izlemeye başlamışsa, sadece bir çip üretimi için 285 milyar dolar bu alana yatırıp bununla ilgili de yasa çıkarıyorsa, o zaman Türkiye'nin de kendi kendine yeterlilikle ilgili olarak kritik sektörlerde adımlar atmasının zamanı gelmiş demektir. Ekonomik ve Sosyal Konsey yine altılı masada ya da millet masasında anlaştığımız konulardan bir tanesi. Ekonomik ve Sosyal Konsey'i anayasada var ama bugün çalışmıyor. Derhal çalışır hale getireceğiz. Ulusal Vergi Konseyi'ni kurarak adil bir vergi sistemine, tarafların üzerinde uzlaşarak vergi sisteminin geliştirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Bir başka üçüncü ayağa kalkınma stratejimizin, büyümenin kapsayıcı olmasına, zenginliği hakça paylaşmaya ihtiyacımız var. Biraz önce anlattım. Yani bugün büyümenin kapsayıcılığı falan diye bir şey yok. Bu çerçevede yoksulluğa son vereceğiz. Her yaşta sağlıklı ve kalite yaşamı güvence altına alacağız. Nitelikli eğitime herkes ulaşabilecek. Ve herkes yaşam boyu öğrenim fırsatlarından yararlanacak.
Herkes insana yakışır işe ulaşabilecek. Her türlü kişisel ve bölgesel eşitsizliklerle mücadele edeceğiz. Emeğin milli gelirden hakça pay almasını sağlayacağız. Hiç kimseyi büyüme sürecinden dışlamayacağız. Doğumdan itibaren herkesin fırsat eşitliği olacak. Bu hızlı ve kesintisiz bir büyüme için şart. Eskiden denirdi ki, ya siz hızlı ve kesintisiz büyüyün. Bu herkes büyümeden payını alır. Bugün artık dünyanın en gelişmiş ülkeleri ve eskiden neoliberal sistemi savunan Bretton Woods kuruluşları diyorlar ki bu büyümenin kendiliğinden kapsayıcı olması mümkün değil. Burada müdahale etmek lazım. Ve kapsayıcı büyüme sürdürülebilir ve yüksek büyümenin şartı. Sonucu olmuyor. O nedenle de biz burada, biz bunu aslında yanlış hatırlamıyorsam 2007 seçim beyannamemizden beri söylüyoruz. Benim siyasete başladığım yıl. Nihayet bunu bütün dünya söylemeye başladı artık. Çalışma hayatındaki normların, düzenlemelerin ILO normlarına uyumlu olmasını istiyoruz. Aile destekleri sigortasını kuracağız diyoruz. Devlet yardımları lütuf değil hak olacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Dördüncü ayağı bizim büyüme stratejimizin bozmadan, yok etmeden kesintisiz kalkınma yani sürdürülebilirlik. Birincisi tabii çevresel sürdürülebilirlik. Paris İklim Anlaşması'na uyum sağlama, yeşil mutabakat çerçevesinde gerekli dönüşümleri sağlama. Bir de bunların bedava olmadığını biliyoruz. İş insanlarına çok ciddi yükler de getirdiğini biliyoruz. Bu çerçevede bunu teşvik etmek amacıyla elimizden gelen imkanları da kullanacağız. İkinci sürdürülebilirlik konusu kurumsal sürdürülebilirlik. Yani bugün Türkiye artık görmüştür ki tek kişilik sistem sürdürülebilir değil. Türkiye'nin yeniden sürdürülebilir bir yönetim sistemine mutlaka dönmesi lazım. Son olarak da maliye ve para politikaları sürdürülebilir olmalı. Bütçe açıklarının kontrolden çıkmasına, kamu borcunun hızla yükselmesine izin vermeyeceğiz. Para politikasının enflasyonu azdırmasına izin vermeyeceğiz. Ve ülkenin sahip olduğu çapaları güven verebilmek bakımından mutlaka güçlendireceğiz. Şimdi bu bizim kalkınma stratejimizle ilgili genel bir takım sözler ama bugün yaşadığımız çok ciddi sorunlar var. Siz gelir gelmez bu sorunları aşmak için ne yapacaksınız diye sorarsak biz bunu yapacağız. Bir, önce ekonomide güveni tesis etmek için harekete geçeceğiz. Gelir gelmez. Hukuk devleti ve parlamenter sistemin inşasına başlayacağız. Bununla ilgili düzenlemeleri hızla meclisten geçirmeye başlayacağız. Makroekonomik politikalarımız sürdürülebilir olacak. Para politikası bugün ne söylediği anlaşılmaz bir yapıdan çok ciddi şekilde Merkez Bankası mesaj veren, enflasyonla mücadele eden bir yapıya doğru gidecek. Maliye politikası açıkları büyütmeden, borcu azdırmadan yeniden makul, istikrara doğru hareket eden bir yapıya getirilecek. Makro ihtiyati politika çerçevesi dediğimiz düzenlemeler de gerçek bu para politikasını ikame etmekten vazgeçecekler. Gerçek görevlerini yapmaya dönecekler ve makroekonomik koordinasyon çerçevesini de güçlendireceğiz. Bir başka önemli olay, kurallı dünya ile uyum sağlayacağımızı ifade eden bir çapa kullanmamız lazım. Bunun için bize en elverişli çapa bu Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerinin canlandırılması veya Avrupa Birliği normlarına uyumun canlandırılması olarak gözüküyor. Şimdi bütün bunları deklare ettiğimiz andan itibaren ne olacak? O zaman ikinci aşamaya gireceğiz. Güven artmaya başlayacak. Risk primleri düşmeye başlayacak. Belirsizlik azalacak. Kabaca bunun için bu 6 ayın sonunda bu iş olur. Ve buna da stratejimizin biraz önce anlattığımızın stratejinin tüm de şeyleri, ayakları, eksenleri destek vermeye devam edecek.
Ondan sonra istikrar döngüsünün çalışmaya başlaması sağlanacak. 6 ayın sonundan itibaren bu başlar çalışmaya. Kaliteli dış finansman girişi baştan itibaren girmeye başlayacak. Biz onu görüyoruz. Başta belki bir miktar sıcak paraya da ihtiyacımız olacak ama ondan sonra kaliteli dış finansman dediğimiz doğrudan yatırımın girmeye başlaması lazım. Ki girer. Kur baskısı kalıcı bir biçimde azalmaya başlar. Enflasyonda düşüşü görürüz. Dolarizasyonda düşüşü görürüz. Yine bir daha risk primleri daha da düşer ve bu döngü istikrara doğru ülkeyi götürür. İstikrar olayını sağladıktan sonra da yapacağımız şey şudur. Kaliteli yatırım ve büyüme ortamını mutlaka gerçekleştirmemiz lazım. Yeniden buraya dönmemiz lazım. Üretken yatırımların yapılması lazım. Verimliliğin arttırılması lazım. Bugün yatırımlar konusunda baktığımız zaman bir şey görüyoruz. Talep var. Ama yatırım az. Bu talebi karşılayacak şey de değil. Neden? Çünkü insanlar güvenmiyor, yatırım yapmıyorlar. Kapasiteyi büyüteyim mi, büyütmeyeyim mi düşünüyorlar. Dışarıdan da şey gelmiyor, finansman gelmiyor. Bu çerçevede bu istikrarın sağlanmasından sonra büyüme ve yatırım ortamına geçişle birlikte biz kapasite arttırıcı yatırımların başlayacağını, dijital dönüşümün hızlanacağını, yeşil dönüşümün hızlanacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte İstihdamda yeniden gerçek kaliteli istihdamda artış başlayacak. Bununla beraber ücretler artmaya başlayacak. Gelir dağılımında adalet sağlanacak. Tabii buralarda da çeşitli düzenlemelerin bunu gerçekleştirmek için yapılması lazım. En son olarak da Türkiye kalıcı bir şekilde uzun dönem sürdürülebilir, nitelikli, kapsayıcı, insan odaklı kalkınma sürecine geçecek. Peki bu ilk aşamada neler yapılabilir diye sorarsanız, yani geleceksiniz, bu beklentileri değiştirmek için elinizde hangi düzenlemeler var birdenbire bunu değiştirecek? Mesela şu anda üzerinde anlaştığımız strateji ve planlama teşkilatının kurulmasıyla ilgili yasa var. Bunu bir an önce çıkaracağız. Hemen. Belki de ilk bir haftada, 10 günde. 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu bankanın araç bağımsızlığını sağlayacak şekilde değiştireceğiz. Bu hazır zaten elimizde. Üzerinde mutabakata vardık. Bunu da hızla çıkaracağız. Ekonomik Sosyal Konsey'in çalıştırılmasını sağlayacak düzenlemeler ne yapacağımızı biliyoruz. Bu bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle olacak bir şey. O kararnameyi hemen çıkaracağız ve Ekonomik Sosyal Konsey bir an evvel toplanacak iş adamlarıyla, iş insanlarıyla ve toplumun diğer tüm kesimleriyle, sendikalarla, çalışanlarla birlikte bir araya gelecek. Durum ve Hasar Tespit Komisyonu'nun kurulması zaten üzerinde anlaştığımız konulardan bir tanesi. Bunu hemen kuracağız, komitesinin kurulması. Mesela İstanbul Sözleşmesi'ni hızla yürürlüğe soktuğumuzda bu da beklentilerde çok ciddi. İçeride ve dışarıda algıda farklılığa neden olacak. 4734 sayılı kamu ihale kanununu şeffaflık ve rekabeti artıracak biçimde değiştirdiğimizde hem içerisi hem dışarısı diyecek ki ya tamam bunlar oyunu artık farklı oynamaya karar verdiler. Bu da beklentilerle ilgili ciddi değişiklik yaratacak. Türkiye İstatistik Kurumu yasasını mutlaka değiştireceğiz. İstatistiklerin kalitesinin yükseltilmesi için idari özerkliği sağlayacağız. Ve bu surette Türkiye'nin istatistiklerine güveni sağlayacağız. Şu anda Türkiye'nin istatistiklerine ne içeride ne dışarıda güvenilmiyor. İstatistiği olmayan, doğru düzgün bilgi vermeyen bir ekonomide de belirsizlik daha fazla oluyor, yatırımsızlık artıyor. Bu nedenle bu yasayı da değiştireceğiz. Sayıştay Kanunu'nun bu konuda da ben çok büyük bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bu konuda da bir mutabakat hemen sağlanır ve Sayıştay'ı uluslararası standartlarda denetim yapar hale getireceğiz. Siyasette etik kanunu konusunda da bizim altılı masada bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bunu da hızla çıkaracağız.
Devlet Personel Başkanlığı'nın ihdası, kamu personeli alımında liyakatı esas alan, kayırmayı önleyen bir kanunun çıkartılması, bu konuda da yine benim görebildiğim kadarıyla liderler arasında bir mutabakat var. Bunun düzenlemesi de çok hızlı yapılır. Bu da çıkarılır. Bütün bunları çıkarttığımız andan itibaren zaten dünya diyecek ki, zaten Türkiye'deki yatırımcılar diyecek ki, zaten Türkiye'deki diğer karar alıcılar, tüketiciler de diyecek ki, oh, başka bir yere doğru gidiyoruz. Artık Türkiye nefes alınabilir bir ülke haline gelecek. Ve çok kısa sürede beklentileri değiştirme imkanını bulacağız ve Türkiye o dediğimiz pozitif döngünün içine girecek. Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Biraz da uzun oldu anlatırken ama ülkenin bütün illerinde dolaşırken biz kendi ekonomik programımızı, kendi ekonomik modelimizi anlatıyoruz. Öyle büyük toplantılarda değil ama siz değerli iş insanlarına, değerli tarım kesimine, esnaflarımıza biz programımızı bu şekilde anlatıyoruz, tanıtıyoruz. Beni dinlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınızı alacağız, onları yanıtlayacağız. Evet, Sayın Genel Başkan Yardımcıma Faik Öztürk'e çok teşekkür ediyorum. Basınımızın